mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ülkemize ve milletimize Maliye, Enerji ve Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde uzun yıllar hizmet etmiş, Türk siyasi tarihinde ve demokrasi mücadelemize önemli katkılar sunmuş olan 4. Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı vefatının 1. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Büyük acının 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde yaşananların ağırlığını sanki dün gibi hissediyoruz. Kağıttan yapılmış gibi yıkılan binaları, o binaların altında yitip giden hayatları, yakınlarından iyi bir haber alabilmek için bekleyen vatandaşlarımızı ve tüm bunlar olurken sadece seyreden iktidarı unutmadık. Herkesin bildiğini, yaşadığını ve konuştuğunu Sayın Erdoğan, insan aklının ve vicdanının kabul etmeyeceği, bu kadar da kötülük olmaz dedirtecek sözlerle Hatay'da itiraf etti. Oy vermezseniz hizmet yok ne demek? Sen depremde yerle bir olmuş, taş üstünde taş kalmamış, en az 22 bin kişinin öldüğü Hatay'ı hizmet getirmemekle nasıl tehdit edersin Sayın Erdoğan? Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir cumhurbaşkanısın? Bu tehdit diline, bu halkını küçük gören, aşağılayan, diz çöktürmeye çalışan kibirli anlayışa en güzel cevabı Hatay halkı ve milletimiz verecektir. 11 ilde milyonlarca vatandaşımızdan devletin sıcak elini esirgeyen bu hükümet, 21. yüzyılda boş vaatlerle depremzedeleri kandırmakta bir sakınca görmedi. Bir yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğini söyledi, söylediğinin 7'de birini yaptı. Televizyonlarda kampanyalarla toplanan 115 milyar liranın ise nereye harcandığı hala belli değil. Ama deprem bölgesine harcanmadığı kesin. Çünkü hala milyonlarca vatandaşımızın en temel ihtiyaçları karşılanmadı. Barınacak yerleri yok, temiz içme suları, hijyen koşullarının sağlandığı tuvaletleri yok. Gidecek bir okulları, çalışacak bir işleri, tedavi olacakları hastaneleri yok. İnsanlar yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle yakınlarının, kayıplarının yasını bile tutamadılar. Her şey bu kadar ortadayken insanı insanlığından utandıran bir açıklama daha yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz Haseki'ye göre depremzedeler, bak evimiz yıkıldı ama iyi olmuş, villamız oldu diyorlarmış. Ya sen nasıl bir insansın Sayın Öz Haseki? Yıllarca bakanlık yaptın, bu millete hizmet ettin. Hiç mi insanlık öğrenmedin? Orada insanlar öldü, çocuklar öldü, aileler, hayatlar yok oldu, yıkıldı. Bakan Öz Haseki kalkmış, depremzedeler deprem oldu, oh ne iyi oldu, villa sahibi olduk diye seviniyorlar diyor. Sayın basın mensupları, AKP'nin her olaydan siyasi rant ve oy devşirme çabası artık rezil bir boyuta ulaştı. Vicdansızlıkta, insafsızlıkta, utanmazlıkta sınır tanımayan bu zihniyet, bu memleketin başına gelmiş en büyük kötülüktür. 50 binden fazla yurttaşımız canlı canlı toprağa gömüldü. Birçoğunun hala mezarı yok. Biz 6 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremzede vatandaşlarımızın yanındaydık. Acıların birleştirdiği İstanbul'dan Hatay'a, Ankara'dan Maraş'a, İzmir'den Osmaniye'ye kurulan dayanışma köprülerini daha da güçlendirmek için 11 ilimizde vatandaşlarımızla birlikteydik. Yitirdiğimiz canlarımızı andık. Hatay Kırıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptık. Dayanışmanın gücünü nasıl arttıracağımızın notlarını aldık. Kötülüğe karşı iyiliğin kazanacağını biliyoruz. Yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya, depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de bu rant düzenini bitireceğiz. Depreme dirençli kentleri halkımızla birlikte yeniden inşa edeceğiz. Değerli basın mensupları, buradan iktidara, sarayda şatafat içerisinde yaşayanlara sesleniyorum. Kendinizi bir an için bir depremzedenin yerine koyun. Bir gecede evinizi, barkınızı, her şeyinizi kaybettiniz.
belki başka bir şehre göç etmek zorunda kaldınız. Bu ekonomik şartlarda başka bir şehirde nasıl yaşarsınız, hayata nasıl tutunursunuz? Yardımın tehditle verildiği, hizmetlerin götürülmediği depremde yıkılan memleketinizde nasıl yaşarsınız? Bir yıldır hayatları hiç düzelmeyen, önceden hayat nasıldı, sıcak bir evde yaşamak nasıl bir şeydi sorularına kendilerine soran milyonlar var. Maddi manevi tükenen bu insanların yerine kendinizi koyun. Bu yoklukla nasıl baş edersiniz? Son bir senede çay fiyatı %90 artmış. Kuzu eti %129, dana eti %109 artmış. Patates fiyatı %99, ekmek %57 oranında artmış. Meyve fiyatları ortalama %88 oranında artmış. Peki emekli maaşı kaç para? 10 bin lira. Açlık sınırı ne kadar? 15 bin lira. Bu ekonomik koşullarda depremzede hayata nasıl tutunsun? İnsanlar hayatlarını nasıl idame ettirsin? Biz bunları konuşmaktan utanıyoruz ama bu ülkeyi yaşanamaz hale getiren 22 yıllık AKP iktidarı hiç utanmıyor. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı et yardımını 2500 liraya çıkaracağının müjdesini vermiş. Sayın Mansur Yavaş bu yardımı zaten yıllardır yapıyor. Ama abesle iştigal olan ne biliyor musunuz? Siz 22 yıldır bu ülkeyi tek başınıza iktidar olarak yöneteceksiniz. İnsanları ete muhtaç hale getireceksiniz ve sizin AKP'li belediye başkan adayınız et yardımını seçim vaadi yapacak. Ya insanda biraz utanma duygusu olur. İnsanın biraz olsun yüzü kızarır. Değerli arkadaşlar, TÜİK hangi ülkenin enflasyonunu açıklıyor bilmiyoruz. Ama Türkiye olmadığı kesin. TÜİK'e göre enflasyon %65, gerçek enflasyonsa %129.11. Devletin en önemli kurumlarından biri olan TÜİK, AKP iktidarında AKP'nin oyuncağı haline geldi. AKP döneminde nice köklü devlet kurumları gibi TÜİK'in de içi boşaltıldı. Liyakatsiz atamalarla TÜİK bağımsızlığını yitirdi. İnandırıcılığı ise hiç kalmadı. Sonuç, iktidarın baskısıyla yapılan trajikomik açıklamalar. Bakın, AKP Türkiye'sinde bugün bir tane patates 8 lira. Tek bir patates. Bir patlıcan 12 lira 69 kuruş. Tek bir domates 10 lira 63 kuruş. Ve bu fiyatlar çok mütevazi bir süpermarketten alınan fiyatlar. AKP iktidarında hayaldi gerçek oldu. Artık vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Ama AKP hala kendi derdinde. Kendi iç hesaplaşmaları nedeniyle 5 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Merkez Bankası demişken, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yeni başkanı enflasyonla ilgili bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan vatandaşın payına seçim sonrasında elektrik ve doğalgaza yapılacak zamlar düştü. Çok açık söyleyelim. AKP 5 değil 15 başkan değiştirse de sonuç değişmeyecek. Çünkü gömleğin ilk düğmesi 2018'de yanlış iliklendi. Bütün yetkiler tek adama verildi. Şimdi o zat kendini hem ekonomist, hem çiftçi, hem esnaf, hem hakim, hem savcı, hem de mühendis sanıyor. Yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle, yok Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Deprem döneminde, pandemide, kritik süreçlerde bu ülke, bu millet bu rezillikleri yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mahvettiniz. AKP devletteki bütün dengeyi bozdu, denetlemeyi ortadan kaldırdı. Kıymetli basın mensupları, Recep Tayyip Erdoğan kendine her şey sanabilir. Ama ona ne olmadığını biz söyleyelim. Sayın Erdoğan, sen artık halktan biri değilsin. Sen sırça köşklerde, bin odalı saraylarda, lüks ve şatafat içerisinde yaşayan, halkın dertlerinden bir haber, hamasetle toplumun inançlarını,
milli duygularını sömürerek koltuğunu korumaya çalışan bir adamsın. Değerli arkadaşlar, AKP dönemi gelir grupları arasında uçurumların oluştuğu bir dönem olarak tarihe geçti. Dar gelirliden alıp zengine veren böyle bir iktidar daha önce gelmedi. Servetten vergi almıyorsun, dar gelirliden alıyorsun. Vergideki adaleti sağlamak istiyorsan herkesten gelirine göre vergi alacaksın. Bunları söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. KDV ve ÖTV'yi düşürün. Ek MTV gibi yeni icatlar çıkarmayın. Vatandaşın sırtından alın bu yükü. En zengin %20 toplam gelirin %49'unu alıyor. Geriye kalan %80 de %51 ile yaşamaya çalışıyor. En yoksul %20'nin payı ise %6. Bir zamanların orta direk diye tabir edilen kesimi artık yok. Çünkü siz gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdikçe orta direk yoksullaştı. Amacınız vatandaşı yoksulluk yardımlarına muhtaç bırakıp yoksulluğu yönetmek. 2022'de yoksulluk yardımı alan hane sayısı 4,5 milyona çıktı. Yoksulluk yardımı alan kişi sayısı ise 18 milyon oldu. Yoksulluk yardımlarıyla övünen AKP hükümetinin bakanları ise dünyalıklarını yapmakla meşgul. Bakanlık maaşını bilmediğini ve bağışladığını söylerken bununla övünen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son 6 yıldır aldığı teşvikler ortaya çıktı. Anlıyoruz ki aldığı bu teşviklerin yanında zaten maaşa hiç ihtiyacı yokmuş. Bakan Ersoy'un son 6 yılda devletten aldığı teşvik tutarı tam 4,5 milyar Türk lirasını bulmuş. Vay be! Gemicikli Erdoğan'ın teşvikli bakanları. Bakın, bir kültür bakanının görevi ülkenin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmektir. Ama Erdoğan'ın teşvikli bakanı bunu yanlış anlamış ki ülkenin tarihi ve kültürel mirasını değil, kendi mirasını korumaya girişmiş. Bakan Ersoy'a teşvikler yetmemiş, bir de şirketine, hazineye ait orman arazisine otel yapma izni almış. Bu alanlar özenle korunması gereken doğal ve kültürel değerlerdir. Ve ticari amaçlarla kullanılmaması da anayasamızın amir hükmüdür. Kamu kaynaklarını zenginliğine zenginlik katmak için kullanan teşvikli bakanın otel projesi derhal durdurulmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkece 6 Şubat felaketini andığımız günde terör yine pusudaydı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyor ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröristleri etkisiz hale getiren kahraman emniyet görevlilerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Terörün huzurumuzu ve birliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Fakat huzurumuzu bozmaya çalışan sadece terör değil, terör kadar tehlikeli olan AKP hükümeti ve yancısı MHP'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlama şuursuzluğunda bulundular. Bu bizi şaşırtmadı. Her seçim öncesinde olduğu gibi adil ve eşit bir yarışı göze alamayan iktidar ve payandası fütursuzca iftira atmaya başladı. Oysa tıpkı Santa Maria Kilisesi'nde olduğu gibi Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı da Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koydu. Durum bu kadar açıkken bu hain saldırıları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle kişiliksizlik, karaktersizlik ve alçaklıktır. AKP ve MHP'ye sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle, terör örgütleriyle aynı cümlede kullanamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran partidir. Bugüne kadar yıllarca insanlarımızın milliyetçi duygularını sömürerek
siyaseten var oldunuz. Hüdapar'la aynı safta olan sizler, terör örgütleri konusunda ahkam kesecek konumda değilsiniz. Sizin safınız Gaffar Okka'nın katillerinin safıdır. Siz önce Sinan Ateş cinayetinin hesabını verin. Kendi evladına sahip çıkmayanlardan milliyetçi olmaz. Bir terör saldırısından medet umacak kadar acizsiniz. MHP Genel Başkanı da bu acizlikten nasibini almış olmalı ki, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına sinsi bir planın parçası demiş. Sayın Devlet Bahçeli bir rekabetten nasıl sinsi bir plan çıkardı bilemiyoruz ama sinsilik deyince bu ülkedeki tek adresin kendisi olduğunu biliyoruz. Değerli basın mensupları, şu son günlerde yaşananlar gösterdi ki iktidarın adil ve eşit bir seçime girme cesareti yok. Bu nedenle akıllarına gelen her yönteme başvuruyorlar. Resmi gazetede bir yönetmelik yayımlandı. Neymiş? Saraydan onay alamayan hiçbir belediye bundan sonra yatırımlarını tamamlamak için borç alamayacakmış. Yani Erdoğan'ın deyimiyle buyruklarına uymayanlar cezalandırılacak. Nerede? Bir asırdır, tam 100 yıldır cumhuriyetle yönetilen Türkiye'de. Bu düzenleme hukuka, adalete, demokrasiye, eşitliğe tamamen aykırı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri engellemek için özel bir çaba sarf ediyor. AKP'li belediyelere sınırsız imkanlar sunulurken, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere türlü türlü engeller çıkarılıyor. Acil ihtiyaç duyulan metro yapımına izin verilmiyor, otobüs alımına onay çıkmıyor. Hiç önemli değil. Sayın Erdoğan, sen seçmeni tehdit ettikçe gerçek yüzünü daha fazla insan görüyor. Sen tehditlerini sürdürdükçe iktidarı kaybetmekten ne kadar çok korktuğunu daha iyi görüyoruz. Tehdit siyaseti senin işin. Bizim işimiz gücümüz Türkiye. Dürüst ve ahlaklı belediye başkanlarımızla güven içinde yaşanacak, yağmalanmayan kentlerde halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Liyakatle yönetilen, çaresizliği değil, umudu büyüten, tüm engellemelere rağmen hizmetleri aksatmayan, sorunlara bir bir çözüm üreten belediyecilik anlayışımızı memleketin dört bir yanına götüreceğiz. 31 Mart seçimlerinde sandıkta kuracağımız Türkiye İttifakı bu ülkede çok şey değiştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı herkese iyi gelecek. Değerli basın mensupları, gündemle ilgili paylaşacaklarımız bunlar. MYK toplantımızı tamamladık. Parti meclisi toplantımızın birinci aşamasını tamamladık, bir ara verdik. Parti meclisi toplantımızda 100. yıl affı nedeniyle birçok geçmiş dönemde parti üyemiz olan arkadaşımızın af talepleri görüşüldü. Parti meclisimizin ikinci oturumu gerçekleştikten sonra adaylaşan arkadaşlarımız sizlerle, siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla bir bültenle paylaşılacak. Sorusu olan varsa alabilirim. Yoksa toplantımızı bitirebiliriz. Evet, tümünü birlikte açıklayacağız. Buyurun. Deniz Bey, Lütfü Savaş Hatay Belediye Başkanı adayınız. Onun yeniden değerlendirilmesi masadaydı. Yine o çerçevede sanatçı Haluk Levent'e bir teklif götürüldüğü de gündeme geldi. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? MYK toplantımızın ve parti meclis toplantımızın böyle bir gündemi olmadı. Başka sorusu olan arkadaşlar, buyurun. Arkadaşlar, şu ana kadar böyle bir gündemimiz olmadı. Toplantımızın ikinci bölümünde böyle bir görüş, öneri ya da tartışma gelirse bunu ayrıca değerlendiririz. Toplantı sonrasında da sizlerle paylaşırız. Buyurun lütfen. Birinci sorum, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in ifade ettiği gibi CHP yönetimi olarak ne zaman ve nasıl CHP adına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı önerisinde bulunuldu? Bu konuda bilgi verir misiniz? İkinci olarak Hatay gündeme gelmedi dediniz ama Hatay'ın gündeme gelmesi noktasında
beklenti oluştu Çiğli'nin ardından. Burada da geri çekilme olabilir mi diye. Geri çekilme örneği olarak başka ilçeleri gündeme alacak mısınız? Üçüncü sorum, Gelecek Partisi'nden Selim Temurcu'nun bir açıklaması oldu. Buradaki açıklamadaki kritik nokta, Gelecek Partisi'nden söz konusu milletvekili de bugün halen Saadet Partisi grubu bünyesinde görev yapıyor. Ve bu grubun meclisteki varlığını sürdürmesinin en önemli nedeni CHP'nin geçici süreyle milletvekili desteği vermiş olması. Selim Temurcu'nun açıklaması sonrasında Saadet Partisi grubuna verdiğiniz desteği ya da Gelecek Partisi nezdinde bir girişimde bulunulmasını düşünüyor musunuz yeniden? Teşekkürler. Efendim, Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Az önce sizlerle paylaştım bunu. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. İzmir'in Karaburun ilçesi ya da başka ilçelerinin geri çekilmesi gibi bir gündemimiz de olmadı. Gelecek Partisi adına Selim Temurcu'nun açıklamasını takip edemedim. Bu konuda da bir gündemimiz olmadı. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Efendim, kurumsal düzeyde bir teklif gitmediyse o zaman bireysel bir düzeyde bir teklif gittiğini anlayabilir miyiz? Bu birincisi. İkincisi, bugün tüm seçim çevrelerinin adaylarını duyar mıyız gecenin, günün sonunda? Arkadaşlar, kurumsal düzeyde bir teklif gitmedi cümlesinden bireysel bir teklif gitti cümlesi bence anlaşılamaz. Öyle bir teklif gitse, bende böyle bir bilgi olsa ben bunu sizlerle paylaşırım. Hatay adayımızın geri çekilmesi gibi bir gündemimiz olmadı. Başka bir kişiye, Haluk Levent'e ya da üçüncü bir kişiye adaylık teklif edilmesi gibi bir gündemimiz de olmadı. Bir soru daha sordunuz. Bugün tüm seçim çevrelerinin adaylarının oylamasını, onaylanmasını tamamlar mısınız? Hepsini duyar mıyız? Olabilir, ihtimal dahilindedir. Buyurun. CHP seçmeninin oylarıyla meclise taşınmış olan milletvekillerinin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yerine AK Parti'nin adayını desteklemesi sizce sorun değil mi? Bir daha alabilir miyim soruyu lütfen? Tabii. CHP seçmeninin oylarıyla meclise taşınmış milletvekillerinin başka partinin grubu altındayken sizin İstanbul adayınızı değil, Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi sorun değil mi? Efendim, genel seçimlerde yapılan ittifak geride kaldı, geçmişte kaldı. O dönemin koşulları, konjonktürü bunu gerektirdi. Şu anda bir yerel seçim arifesindeyiz. Yerel seçimin dengeleri farklıdır. Siyasi partiler istedikleri adayı çıkarabilirler. Siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun da halkımız nezdinde, seçmen nezdinde bir karşılığı elbette olur. Ama o süreç geride kalmıştır. Bir yerel seçim arifesindeyiz. Biz ittifakımızı sandıkta kuracağımızı, Türkiye İttifakı kuracağımızı, İstanbul İttifakı kuracağımızı defaatle ifade ettik. Neticede herkes istediği adayı da destekleyebilir. Bu da demokrasinin olmazsa olmazıdır. Efendim, bunları değerlendiririz, sizlerle paylaşırız. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Af talebi kabul edilen bilinen isimler var mı? Bir de Haluk Levent zaten kendisi tweet dağıttı. Yalanlamış mı oluyorsunuz? Ben Haluk Levent'in tweetini takip edemedim arkadaşlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü olarak şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Kurumsal düzeyde bir adaylık teklifi yapılmadı. Yapılsaydı benim bilgim olurdu. Bunu da sizinle paylaşırdım. Af talepleri oylaması devam ederken ben basın toplantısına indim. Sonuç hakkında bir bilgim yok.
parti meclisi toplantımız bittiğinde, sayım yapıldıktan sonra af talepleriyle ilgili de sonuçlar sizinle paylaşılır. Buyurun. Arkadaşlar, af talepleri il ve ilçe görüşleri alındıktan sonra gündeme alınıyor. Bazı taleplerle ilgili eksiklik olduğu için gündeme alınmamış olabilir. Az önce söylediğiniz ismin durumu ile ilgili bir bilgim yok. Buyurun. Efendim, böyle bir gündemimiz olmadı. Olursa görüşlerimizi, kararımızı sizlerle paylaşırız. Teşekkür ediyorum. Bir sorumuz vardı. Son soruyu sorabilir miyiz? Hanımefendi önce söz istedi. Buyurun. Efendim, ben de merak ettim. Öğreniriz. Yani bu şey değil, bir devlet sırrı değil. Bu konuda bir bilgim yok. Bilgim olsaydı sizlerle paylaşırdım. Haluk Levent neden böyle bir açıklama yaptı? Onu kendisine de sorarız. Bizim bilgimiz dışında kurumsal düzeyde olmayan başka bir temas oldu mu olmadı mı onu da öğreniriz. Yani çok şey yaptınız, hani sanki bir şey saklanıyormuş gibi, ama bilgimiz olsa paylaşırım sizinle. Buyurun. İki sorum olacak size. Bu parti meclisi toplantısı son toplantı mı? Bundan sonra bir toplantı daha yapılacak mı? Bir. İkincisi de Türkiye'deki bütün seçim bölgelerinde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı çıkaracak mı? Parti meclisi toplantımız son toplantı diye bir kararımız yok. YSK takvimi el verdiği sürece, yani bunu herhalde adaylaşmalarla ilgili soruyorsunuz. Adaylaşmalarla ilgili parti meclisi toplantısı yapılabilir. Bugün hepsi de çıkabilir. Yani arkadaşlarımızın bu konuda çalışmaları var, hazırlığı var. Ama şu anda bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Diğer sorum. 1393 seçim bölgesinden hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı var mı? Paylaşalım efendim. Daha çalışma devam ediyor. Henüz bitmedi tüm seçim çevreleriyle ilgili kararımız. Teşekkür ediyorum.